Ve işte son projem yeni bir OLED encoder menü sistemi ve dahası bu sistemi bir MIDI kontrol cihazına dönüştürüyorum. Şöyle odaklayayım. MIDI kontrol cihazım sayesinde çoğunlukla kullandığım FL Studio'yu, Virtual DJ programını fiziksel kumandalarla kontrol edebileceğim. Bu videoda bu işi nasıl yaptığımı anlatacağım size. MIDI sinyalleri 1984'ten bu yana hiç değişmeyen kodlardan oluşuyormuş. Bu kodlarda Arduino'nun seri portu üzerinden, yani bir USB kabloyla bilgisayara rahatlıkla aktarılabiliyormuş. Bu yüzden bir menü, bir kumanda sistemi yazdığınızda bu komutları bilgisayara göndermeniz oldukça kolay oluyor. Bu komutları ayarladıktan sonra da birileri sağ olsun şöyle bir ara program yazmış. Bu program seri porttan gelen sinyalleri MIDI sinyaline dönüştürüyor. Ardından bu sinyalleri bilgisayara MIDI sinyali olarak aktarıyor. Mesela şöyle göstereyim. Şu an ben encoder'ı fiziksel cihazımı kontrol ettiğimde, kumanda ettiğimde gördüğünüz gibi sanal enstrümanı kontrol edebiliyorum. Bu MIDI olayı bütün enstrümanların birbirleriyle haberleşmek için kullandıkları ortak bir protokolmüş. Burada bir menü sistemim var. Size bu videoda daha çok onu göstereceğim. Sistemi açtığınızda şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu sistemin büyük bir kısmı bu encoder'la kumanda ediliyor. Encoder'ı sağa sola çevirerek değerleri değiştiriyorum ve tıklayarak kanalları değiştiriyorum. Basılı tutarak da sistemi devreye sokup sistemi devreden çıkartıyorum. Sistem devre dışıyken göstereceğim bir şey var. Şimdilik 10 kanal var. Yani 10 MIDI kanalı var. Bu 10 MIDI kanalından sonra eğer sistem devre dışıysa kanalı arttırmaya çalıştığınızda sistem ayarlar bölümüne giriyor. Şimdilik sadece bir ayarı aktif tuttum. Bu da velocity, yani tuşe ayarı. Tuşe ayarını yapıyorum. Yaptıktan sonra sistemi devreye soktuğumda sistem devredeyken ayarlar bölümüne tekrar girmiyor. Bu butonla değiştirdiğim sayılar kanal demiştim. Hemen altında bulunan şu bar grafikleri de potansiyometrelere bağlanacak olanlar. Şu an elimde bir potansiyometre var. Deneme yanılma için bir potansiyometreyi 4 kanala da klonladım, paylaştırdım. Bu şöyle bir iş yapıyor. Ben bu potansiyometreyi çevirdikçe bu sütun grafiklerinde ne kadar çevirdiğimi görüyorum. Ayrıca bu komutlar da MIDI sinyallerine dönüştükten sonra bilgisayara gidiyor. Yani bu potansiyometrelerle de bilgisayar üzerinde istediğim herhangi bir şeyi kontrol etme imkanım oluyor. Bir de son ve eğlenceli kısım şu sağ taraftaki kare ve içerisindeki nokta. Bunu artık birçok sanal enstrümanda bulunan modülasyon için yaptım. Dokunmatik ekranınız varsa güzel, modülasyonu rahatça kullanabiliyorsunuz. Ancak bu kayıt esnasında veya ekran kapalıyken kullanamayacağınız anlamına geliyor. Bu yüzden bir joystick aldım. Aldığım bu joystick modülünü zaten iki potansiyometreden gelen x, y koordinatlarını aktardığımda bir modülasyon sistemi yapmış oldum. Buradan gelen değerleri de yine istersen rahatlıkla modülasyon enstrümanlarına veya istersen başka bir şeylere aktarabiliyorum. Bir de şu var, bu sistemde henüz olmayan, henüz eklemediğim butonlar var. Butonları eklediğimde bir launchpad elde etmiş olacağım. Basit bir klavye. Bunun da her bir butona yine bu menüyü kullanarak istediğim tuşe değerlerinde istediğim notasyon değerlerini aktarabiliyor olacağım. Şöyle şimdilik şuradaki joystick'te bulunan butonu aktardım. Tek bir tuş olduğu için tek bir nota çalıyor. Bu arada şeyi de ayarlayayım. Mesela
düşüreyim. Bu sistem tamamlandığında akrilik bir kutu içinde olacak. Arduino Nano ile çalışacak. 4 potansiyometre, bir joystick, tahminen 6 tane buton, bir encoder ve bir OLED ekrandan oluşacak. Bu sayede hem bilgisayarımı kontrol edebileceğim hem de muhtemelen OBS Studio gibi, Virtual DJ gibi bazı gösterilerde kullandığım cihazları da kontrol edebiliyor olacağım. Sonraki zamanlarda yapacağım bazı geliştirmelerden de bahsedeyim. Her bir adımı kontrol eden bir sistem olduğu için ve potansiyometrelere, dolayısıyla her bir adım için ayrı ayarlara sahip olduğundan dolayı bunu bir step sequencer'a çevirebilirim. Ya da ne olabilir? Bir ritim makinesine çevirebilirim. Ya da bir ara birim geliştirdikten sonra DMX sinyallerini de kontrol edebilecek oldukça basit ve fonksiyonel bir cihaz olacak. Ama son olarak şöyle göstereyim. En sevdiğim kısım şu menüsü oldu. Her değeri kaydediyor. Kaldığı yerden devam etmiyor. Yani ayarlanan değeri bir sonraki kanala aktarmadığı için herhangi bir sapma da yaşanmamış oluyor.